Bugün Akara Yurt Dışı Eğitim Fuarlarında Akara Fuarcılık yönetici ortağı Engin Bey ile birlikteyiz. Engin Bey, öncelikle fuar yeni açılmasına rağmen öğrencilerden çok yoğun talep görüyor. Çok yoğun bir kalabalık var burada. Siz neler söylemek istersiniz? Evet, fuarımız bir saat önce açıldı ama öğrencilerimizin çok yoğun bir talebiyle karşılaştık. Şu an fuarımız oldukça dolu. Aslında şunu söyleyebilirim. Türkiye'de yurt dışında eğitim almayı düşünen tüm öğrencileri fuarlarımıza davet ediyoruz. Bugün fuarımızın birinci günü. Fuarımız İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleşmekte. Bugün İstanbul Avrupa yakasındayız. Yarın da yine İstanbul Kongre Merkezi'nde pazar günü fuarımızın ikinci günü gerçekleşecek. Sonrasında pazartesi günü İstanbul Anadolu yakasında Bostancı Dedeman'da olacağız. Sonrasında çarşamba günü Ankara'da Sheraton'da ve cuma günü de İzmir'de Ege Palace Otel'de öğrencilerimizle buluşuyor olacağız. Aslında düzenlenen fuarla birlikte neyi hedeflediniz? Yurt dışına son zamanlarda çok fazla öğrenciler gidiyor üniversite için de. Sizler neyi hedeflediniz bu fuarla? Bizim hedefimiz yurt dışındaki eğitim olanaklarını aslında Türk öğrencilerle buluşturmak. Bugün fuarımızda dünyanın dört bir yanından dil okulları, yaz okulları, üniversiteler, kolejler bulunuyor. Öğrencilerimiz Akara Yurtdışı Eğitim Fuarlarına gelerek bu okulların, bu ülkelerden gelen okulların yetkilileriyle yüz yüze görüşme şansına sahip oluyorlar. Yüz yüze yaptıkları görüşmelerde hem eğitim programlarıyla ilgili olarak bilgiler alabilirler, hem yurt dışında eğitim fiyatlarıyla alakalı olarak bilgiler alabilirler, hem de kafalarında spesifik olarak sormaları gereken tüm sorulara burada cevap bulabilirler. Fuarda çok önemli eğitim kurumları var, üniversiteler var. Biraz daha detaylı bilgi alabilir miyiz katılımcılardan? Evet, fuarlarımıza yurt dışındaki üniversiteler de ciddi talep gösteriyorlar. Dünya çapında ilk 500'de olan, ilk 1000'de olan birçok üniversite bugün burada bulunuyor. Aynı zamanda yurt dışı eğitim danışmanlık firmaları da bulunuyor. Öğrencilerimiz dediğim gibi buraya gelerek tüm okulların yetkilileriyle görüşebilirler. Aynı zamanda eğitim danışmanlarıyla da görüşmeler gerçekleştirebilirler. Ve bunun sonucunda da başvuru yapmak isteyecekleri okulları belirleyip akabinde de bizim yurt dışı eğitim danışmanlık firmalarımız vasıtasıyla yurt dışında eğitim süreçlerini başlatabilirler. Bizler öğrencilerimize hem okul başvuruları noktasında hem kabullerin alınması, sonrasında vize işlemlerinin yapılması ve öğrencilerimiz gittikten sonra ihtiyaçları olabilecek olan konaklama, seyahat planı vesaire gibi tüm konularda yardımcı oluyoruz. Peki buradan son olarak öğrencilere neler söylemek istersiniz? Öğrencilere söylemek istediğim şey şu: elbette Türkiye'de birçok eğitim olanağı bulunuyor ama yurt dışında aslında öğrencilerimizin düşündüklerinden çok daha fazla alternatif fırsatların olduğunu düşünüyoruz. Yurt dışında gerek yaz okulu programları, gerek dil okulu programlarıyla öğrencilerimiz yurt dışına giderek yabancı dil seviyelerini geliştirebilirler. Yurt dışında lisans programlarına, yüksek lisans programlarına giderek akademik bir kariyer yapabilir öğrencilerimiz. Yurt dışında akademik programların ardından öğrencilerimize neredeyse her ülkede en az 1 yıl, 2 yıl ya da 3 yıl süreyle eğitim sonrası çalışma izinleri sunulmaktadır. Dolayısıyla öğrencilerimiz eğitim aldıktan sonra aynı zamanda çalışma olanaklarından da faydalanıp hem para kazanabilirler, hem yurt dışında çalışma deneyimi elde edebilirler, hem de onların karşılarına bu süreç içerisinde çıkabilecek olan tüm fırsatları yurt dışında değerlendirebilirler. Dolayısıyla ben öğrencilerimizi mutlaka yurt dışında bir eğitim tecrübesi edinmeyi tavsiye ediyorum. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Çok sağ olun. Merhabalar, ben Kaplan International Pathways'in Türkiye Öğrenci Alım Müdürüyüm. Kaplan International Pathways olarak biz İngiltere'de uluslararası öğrenciler için dizayn edilen Pathway programlarının öğrenci alım ve yerleştirme süreçlerini yönetiyoruz. İngiltere'de 16 tane, Birleşik Krallık'ta daha doğrusu 16 tane üniversite partnerimiz var. Uluslararası öğrenciler için dizayn edilen bu Pathway programları konusunda yardımcı olabiliyoruz tüm bu 16 üniversitede. Bu şekilde. Öğrencilere sunduğunuz ekstra avantajlardan bahsedebilir misiniz? Ya şöyle, Pathway programı genelde çok yanlış anlaşılabiliyor. Onun tanımı aslında şu: yani farklı eğitim sistemlerinden çıkan, farklı kültürlerden gelen uluslararası öğrencilerin Birleşik Krallık eğitim sistemine uyum sağlamalarıyla alakalı programlar. Burada yapmaya çalıştığımız şey, bizim öğrencilerin Birleşik Krallık'ın araştırma ve bireysel çalışma üzerine kurulu öğrenme sistemine uyum sağlamalarını sağlamak, en kolay şekilde homojen bir şekilde geçip bölümlerinden başarıyla mezun olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Genel olarak hani hem İngilizce anlamında hem akademik anlamda ve de aynı zamanda hani genel olarak kültüre entegre olmaları anlamında da destek sağlıyoruz bu şekilde. Peki son olarak buradan öğrencilere neler söylemek istersiniz? İyi bir danışmanla çalışmalarını ilk etapta tavsiye edebilirim. Birleşik Krallık'ta çok fazla üniversite var. Çok fazla da bilgi karışıklığı var ortada. O yüzden anlıyorum. Erken araştırmaya başlamakta fayda var. Öyle. Görüşmek üzere.
Merhaba, teşekkür ederim. Hong Kong Politeknik Üniversitesi'nde elektrik bölümünde profesörüm. 2-3 sene kadar Hong Kong'da kaldım toplamda. Şu an 2 sene oldu. Ondan önce bir 6 ay, bir yıl arası kalmıştım. Oldukça gelişmiş bir üniversite. Hocaların profili açısından dünyadaki en iddialı üniversitelerden biri. Kampüsü şehrin merkezinde. Hong Kong son derece liberal. İnsanların hani saygı çerçevesinde dilediği gibi yaşayabileceği bir yer. Güvenli. Hong Kong ayrıca Çin'in de uluslararası limanı. Gelecek açısından büyük yatırımların da yapıldığı Çin'in teknoloji üslerinden birisi. Hocam peki burada öğrencilere sunduğunuz avantajlar nedir? Ben bu kadarını beklemiyordum. Hong Kong burs konusunda çok cömert. Çünkü ben Montreal Üniversitesi'nde de hocayım. Şimdi oradan yardımcı hoca olarak, yani çünkü full time orada değilim. Full time Hong Kong'dayım. Kanada üniversitelerini çok iyi biliyorum. Amerika'da da çalıştım. Normalde hani bir ülkenin vergi veren vatandaşları lisans döneminde hani olanakların kendi çocukları için harcanmasını isterler. Dolayısıyla burs bulmak biraz zordur. Ancak Hong Kong bu konuda çok açık. Çünkü uluslararası bir deneyim sunmak istiyor. O nedenle iddialı burs olanakları var. Hani mesela mühendislik fakültesi ABD'nin US News hani derecelendirmesine göre 6. dünyada. Ama fiyatına bakınca yarısı o diğer benzer üniversitelerin. Ha, hocalarına yarısı mı maaş veriyor? Hayır. Yani böyle söyleyemem tabii maaşımı ama. Peki fuar hakkında neler söylemek istersiniz? Çok yoğun geliyor. İlk defa buradayım. Yeni henüz yani tecrübem. Ama öyle görünüyor ki bayağı ciddi bir turnaround var. Yani yüksek bir ilgi var. Bunu da söylediler Hong Kong'da bize. Türkiye'den patlayan bir ilgi var dediler. Çok memnunlar. 13 kişi gelmiş geçen yıl. Umarım daha fazlası gelir. Böyle dünya kalitesinde bir mühendislik eğitimi alırlar. Sonrasında hayat uzun. Hong Kong'da çalışmak kolay ama orada kalmak isterler, kalmak istemezler. Amerika'ya dönmek, gitmek isterler yahut Türkiye'ye dönmek isterler. Bunlar hep mümkün tabii. Teşekkürler, iyi günler. İrlanda'da Work and Study programlarımız var. 25 haftalık öğrenciler 33 haftalık bir çalışma izni alıyorlar part'tan. Onun dışında İngiltere'de öğrenciler 4 haftadan 42 haftaya kadar dil eğitimleri için gelebiliyorlar. Maalesef İngiltere'de çalışma izinleri olmuyor. Ama dil açısından hem İngiltere hem İrlanda'da ikisi de inanılmaz popüler destinasyonlar. Bunun dışında İspanya'da bir merkezimiz var. İspanya'daki merkezlere staj eğitimi yapabiliyoruz arkadaşlar. Kurum olarak öğrencilere sunduğunuz avantajlar nedir ekstra? Şu an bir kampanyamız var. 2024 yılında gelecek olsa bile öğrenciler 2023 yılında fiyatlardan yararlanıyorlar. Artı üzerinde de %30 bir indirimimiz var Türk öğrenciler için. Son olarak öğrencilere neler söylemek istersin? Öğrencileri en kısa zamanda okullarımıza bekliyoruz. Orada görüşmek üzere diyelim. Güzel bir yer. Eğleniyoruz yani. İnsanlar sorular soruyor. Biz aslında daha henüz bir yere oturmadık, konuşmadık ama güzel. Yani bence iyi oldu birazcık böyle bir fikir yapılması. Çünkü bir sürü program var. Bir sürü ülkeyi içine kapsıyor. Bu da nasıl diyeyim? Türkiye'de özellikle çok zor yurt dışına gidebilmek. Bu kadar fazla çeşitli programlara sunulması öğrencilere çok güzel bence. Tabii ki bir sürü ülkeye gitmek isterim ama İngilizce daha kolay olduğu için Amerika veya İngiltere tercih ederim ben. Tamamen dil odaklı olarak düşünüyorum. Daha kolay olacağı için. Ben de aynısını söyleyeyim. Teşekkür ederim. Akara Fuarı senede iki defa olan Nisan ayında ve Ekim ayında öğrenciler için hazırladığımız çok kapsamlı bir fuardı. Bütün okullardan, yurt dışındaki okullardan temsilciler gelir. Hem okullarını tanıtırlar hem de öğrencilere yüz yüze tanıtım fırsatı sağlamış olurlar. Öğrenciler de dil eğitimi, yüksek lisans, üniversite gibi birçok alanda birebir okulun kendi temsilcileriyle yüz yüze görüşme fırsatı buluyor. 3 gün İstanbul'da, 1 gün İzmir ve 1 gün Ankara'da olmak üzere bir haftada 5 gün boyunca fuarlarımız devam edecek.